İYİ Parti diyelim. İYİ Parti grup toplantısı da vardı. Sayın Akşener partisinin grup toplantısından bazı konularda sert çıktı. Gündeminde 2023 seçimleri vardı elbette ki. 14 Mayıs'tan sonra her şey çok güzel olacak dedi ve EYT'ye getirilen bizim EPT diye isimlendirdiğimiz prim şartına tepki gösterdi Sayın Akşener. 14 Mayıs'tan sonra her şey çok iyi, her şey çok güzel olacak. Gündeminde 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim vardı. 2023 hedeflerini açıkladı. Biz 14 Mayıs'ta sadece Sayın Erdoğan emekli etmeyeceğiz. Aynı zamanda özgür bir Türkiye'nin de önünü açacağız. Hukukun işlediği adil bir Türkiye'nin de önünü açacağız. İnişli çıkışlı bir devri kapatıp istikrarlı bir ekonominin de temellerini atacağız. Partisinin grup toplantısında konuştu İYİ Parti lideri Meral Akşener. Sözü hafta başında Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak politikalar mutabakat metnine getirdi. Türkiye'nin daha önce görmediği bir ilke hep birlikte imza attıklarını söyledi. Çalışmamız yarının kalkınan, zenginleşen ve demokratikleşen Türkiye'si yolunda atacağımız adımları tariflerken aynı zamanda istibdada karşı hürriyetin sesini savunuyor. Ortak aklın ışığında sorunlarımızı konuştuk. Çözümler için hep birlikte emek verdik. Meral Akşener EYT düzenlemesinde yaşanan prim sıkıntısına da değindi. Yarım yamalak bir iş benzetmesi yaptı. Gelinen noktada EYT'li kardeşlerimiz şimdi de prime takıldılar. Net bir şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanma hakkından faydalanmak adına arabasını sattı, kredi çekti, para yatırdı. Şimdi onlara prim ödeme gün sayınız yetmiyor diyorsunuz. Çok mesaj geliyor. Birazdan okuyacağım. Mesajlara yer vereceğim ama siyaseti şöyle bölmeden devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak MK toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Gelen soruları yanıtladı. Mesela gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı vardı. Meclisi işaret etti. Bir de Sayın Öztrak seçim tarihine ilişkin bir öneride bulundu. Kendi ifadeleriyle kronometreyi sıfırlamanın tek bir yolu var. O da seçimin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yenilenmesi. Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, olamaz mı tartışmalarına değindi. Yeniden aday olabilmesinin tek yolu meclis kararı dedi. 2 Nisan'da seçim yapalım önerisinde bulundu. Hodri meydan. Partiniz meclise milletvekili genel seçimini ve cumhurbaşkanlığı seçimini 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirsin. Biz de destekleyelim. Partisinin MYK toplantısı sonrası konuştu CHP sözcüsü Faik Öztrak. İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır için dokunulmazlıkları kaldırılsın şeklinde görüş bildiren Meclis Hazırlık Komisyonu kararına da değindi. 2000'e yakın dokunulmazlık dosyası içinden Millet İttifakı'na mensup iki milletvekilinin dosyası çekiliyor. Bizim milletvekilimiz ne yapmış? Cinayet mi işlemiş? Gündeminde EYT'de yaşanan prim sıkıntısı da vardı. İnsanları emeklilikte prime takmayın dedi. Emeklilikte yaşa takılan mağdurlar gitti, prim gün sayısı mağdurları geldi. Sözünüzü yerine getirin. EYT'yi bitiriyoruz deyip EPT mağduru yaratmayın. İnsanları emeklilikte prime takmayın.